çok teferruatlı bir iş o. Profesyonel bir iş. Gerçekten şoktayız. Ama farklı çözümler tabii ki üretiyoruz. Evet, şansımızı ilk başta bir Koçtaş'ta deneyeceğiz. Sen fikir, bu işte kompeten sensin. Sen bizi yönlendir, sonra yapalım. Biraz da bundan farklı olabiliyor. Farklı olabiliyor. Burada da onun için biraz endişeliyiz aslında. Bambam nerede? Kim? Kim oğlum o? Koru bizi. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bizim keyfimiz çok yerinde, bahçemizdeyiz. Bazı gelişmeler var, sizi onlardan haberdar etmek istiyoruz bugün. Öncelikle bu Sevgi Köyü projesini yapacağımız yer, işte evinize ne kadar uzak, ne kadar mesafede diye çok soru gelmişti. Aslında buradan 500 metre vardır değil mi Filiz, o kadardır. Evet. 500 metre gerimizde, köyümüzün merasının hemen arkasında. Drone ile kontrol edebildiğimiz bir mesafe. Evet, arada sırada drone ile bir bakıp geliyoruz, çok yakın. Hayallerimizi canlandırıyoruz diye. Bak burada bu olacak, şurada şu olacak. Evet. Hayallerimizi canlandıracağız ama her şey o kadar pahalanmış ki arkadaşlar. Gerçekten şaka gibi. Her şey ateş pahası. Şu devirde hani Allah ev yapacağın gerçekten yardımcısı olsun. Ev yapana, ev kurana, evlenene yani herkes Allah yardım etsin gerçekten. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz tam gaz. Tabii ilk önce bazı hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bununla alakalı araştırmalar yapmak için bugün sabah saat 7'de Deniz ve Müco yola düştüler. Selam Müco. Ne yaptın kendine? Abi. Gençleşmişsin. Dayılamadım dur. Evet arkadaşlar, günaydın. Günümüze yine erken başladı. Bizim gibi böyle çocuklu insanların evden çıkması zor bu saatlerde. Bir de bir sürü başka işi varsa. Doğum evliler için malzeme bakmaya gidiyoruz. Kaç paraya mal edebileceğiz, nasıl mal edeceğiz? Biliyorsunuz sizi bu tüm süreçlere dahil edecektik. Daha hazırda hiçbir şey yok. Adapazarı'na mı geçiyoruz? Evet, evet. Adapazarı'na geçip biraz malzeme bakacağız bakalım. Doğum çadır yuvarlak. Bizimle kuracağımız bir iş değil. Onun çadırında yapabilecek olan bir tek bir branda var. Çok kare kare oluyor yuvarlak doğum çadırı. Evet, evet. Abi titiz branda yapabiliriz. Sadece. Harf insanı. Böyle dikimleri farklı mı oluyor? Abi çok teferruatlı bir iş o. Profesyonel bir iş çıkardı. Bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Anladım. 536. Evet. Abi çok sağ ol. Bunlar Gebze'de üretici firma. Çok pahalı çalışıyorlar. Sinan'a daha uyguna yaptırabilirsiniz. Çünkü demirli siz yapacaksınız herhalde. Evet. Brandasını o yapacak. Daha önce yaptığını söylemişti. Çok iyi bir arkadaşımız. Eyvallah abi, çok çok sağ ol. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bu arada yorumlara yazar mısınız? Sakallı Müco mu, sakalsız Müco mu? Biz tam sakallısının emojisini yaptık. İmaj değişikliğine gitti. Abi ne diye kaydettim ya. Patronum kolay gelsin. İkizler Brandı'dan bir abi verdi oranın işvereni numaranı da. Şimdi bu konu hakkında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Bizim bir dom evi projemiz var abi. O kapsül evler var ya. Daha evvel yapmışsın galiba sen. Onun üst brandasıyla alakalı bir görüşebilir miyiz seninle? Demirimiz yapık mı? Yapık değil ama yapacağız. Hani 3 aşağı 5 yukarı bir üzerinde bir konuşabilir miyiz? Adapazarı'ndayız biz de. Şu an ortalama yani şöyle nasıl abi? Anlayamadım. 50 bin civarını bulabiliyoruz. Brandası mı abi? Evet. Üstüne kaplanacak. Yani ölçüsü 3 aşağı 5 yukarı ne? Ya fazla zaten şey olmuyor. Belli standartlar fazla şey olmuyor. Fazla büyük olsun. Ona göre farklı oluyor. Yani 50 bin gibi gözünüzde canlandırın. Ona göre herkes ne yapın. Anladım. Anladım abicim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. 55 bin lira sadece bir çadırın brandası tutuyor. Yapacağımız bir yapının brandası 55 bin lira tutuyor. Gerçekten şoktayız. Ama farklı çözümler tabii ki üretiyoruz. Çok daha iyisini, çok daha sağlıklı olacak şeyleri araştırıyoruz.
Bizde çözüm tükenmez. Ya aslında biz başta brandayı ucuz yollu bir çözüm olur diye başlamıştık. Ama baktık ki ucuz yollu olmuyor. Biz de işin daha komplike bir yapısına dönelim dedik. Ve orayı şu anda daha farklı bir yapı kimyasalla aslında daha betonarme gibi bir şey yapacağız. Hem taşınabilir olacak hem de betonarme olacak. Evet, ya taşınabilir olması da çok güzel. Yani bugün biraz daha genişletmek ya da oradaki ahengi değiştirmek istersek bunu evet. yapabilecek olmak bir lüks bence. Hayır. Şimdi ahşaptan ve ahşaptan ya dışı OSB olacak ya da kontraplak olacak. Onun üstüne ne katmanlar yapıp da sıva yapabiliriz? Beton plak sürülecek. Hazır sıvadan sonra da mineral olur. File falan girmeden olur mu? Filesiz olmaz. Tamam, fileyi beton brüs sürdükten sonra mı yapacağız? Yok, bir kat çekilecek el yapımı. File tekrar el yapımı sonra mineral. Tamam. OSB'nin üstüne mi daha mantıklı olur? Kontra plan mı? İkisinde olur mu yoksa? Abi, kubbe olacak. Su kar. OSB olacak değil mi? OSB gene iyi. Ama olur. Olur. İçten kontra plak, kava kontra plak alacağız. Onu kapladıktan sonra üstüne izocam, folyo izocam. Hani su geçirgenliği olsa bile o folyo kısmından aşağı su geçmeyecek. Onun üstüne de OSB kaplanacak. OSB kaplandıktan sonra da beton brüt astarı sürülecek. Tabiri caizse o ahşabı çelikleştirmiş olacağız. Beton brüt astarından sonra zaten su yalıtımı anlamında mukavemet sağlayacak. Sonrasında da üstüne el yapılı sıva çektikten sonra fileyle beraber üstünü bir katmanlayacağız. Onun üstüne de normal dış cephede kullanılan, montalamada kullanılan o sıvası, minerali var onun. Ondan çekeceğiz. Komple dışı hem yalıtım görevi yapacak hem de sıvanmış olacak. Burada da var. Ayak olur bunlardan abi ya. Evet, ana inşaatımızı bunlarla yapacağız. Buna karar verdik gibi. Şimdi bu tornadan çıkmış bir ahşap değil arkadaşlar. Bu kavak ağacı. Kavak ağacının aslında ortasındaki özü. Bu ağacı böyle kalın olarak aletin içine koyuyorlar ve böyle kontür plak mı, kaplama tahtası mı ne, kalemtıraş gibi bir şey bunları aça böyle bir şey çıkartıyor. En sonunda da aslında bu bir atık malzemesi. O makine bunu artık tıraşlayamıyor. Tıraşlayamadığı için ortada da böyle sanki torna makinesinden çıkmış gibi bir parça kalıyor. Şimdi biz bu parçalarla yapacağız. Böyle numuneler almıştık. Ve kendimiz aslında kuruttuk. Kuruturken dedik herhangi bir dönme, böyle yamulma vesaire yapacak mı? Bu ağacın en özü olduğu için, en ortası olduğu için bunlar tamamen kurudu şu anda ve herhangi bir işte böyle yamulma, bükülme vesaire yapmadı. Ve son derece de sağlamlar. O yüzden yapılarımızın iskeletini bunlarla yapacağız. Önce bizim bu tahtalarımızı, ahşaplarımızı böyle birbirine bağlayacak bir ara parçasına aslında ihtiyacımız evet. var. Önce onu bulup bir iskeleti çıkmamız gerekiyor. Evet. Evet, şansımızı ilk başta bir Koçtaş'ta deneyeceğiz. Burada o parçadan bulursak, çünkü söylediğim, yaptırmamıza gerek kalmaz. Yoksa onu CNC tezgahında vesaire kestirmemiz gerekecek saçtan. Burada orada kullanabileceğimiz benzer bir malzeme bulup hani oraya oturtabilirsek işimiz çok kolaylaşmış olacak. Şimdi tabii hazır bir şey yapmadığımız için biraz körebe gidiyoruz ama sonunda güzel bir şey çıkacak. Merak etmeyin. Bir ümidim var. Fiyatlar çok yüksek. Yani en az maliyetle en kaliteli şeyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onun için şu aralar bol bol araştıracağız. Buldun mu? Böyle profiller. Bak şu çok kısa. Şu da çok uzun. Şunun değil mi? Şu kadarı mesela bizim çok işimize yarar, böyle bir parça var mı diye bakıyorum. Yani daha da uzun. Ama şey de olabilir, şu tam aslında bizim istediğimiz genişlik gibi. Genişlik olarak. Değil mi? Hı. Bu. Hangisi daha iyi sence genişlik olarak? Bu daha iyi. Bu şeyin bizim malzemenin dışına taşar bu. Abi şunu direkt böyle silindirin altına çaksak acaba bu olur mu? Gel istiyorsan o tahtalara bir bakalım, üstünde deneyelim. Hani onu da al abi. Yok onu değil. Bir onu al. Bir de şunları alalım. Bir orada üstünde deneyelim. Oluyorsa.
hani şöyle mi? Ha, yoksa o daha iyi oturur bak. Hani ama öyle olsa. Üçgen açısını veremezsin burada. Niye? Bu tarafa doğru gitmesi lazım üçgen. Yo. Bak onun ikincisi de tekrar şöyle bir sopayla olacak ya şöyle işte. Bundan farklı da gene tamam. Bak bunu böyle tak. Tamam o da öyle takıldı ya. Bak şöyle getir. Öbür tarafa doğru çalış. Bak. Üçgen. Yani bu böyle hani bir açıyla şey olabiliyor. Körebe düzen böyle bir şey değil mi Mücü? Bulacağız ama dur parçaları. O CNC'de daha mı ucuza kestirilir diyorsun? Daha ucuza kestirilir abi. Vallahi onun hakkında hiçbir fikrim yok CNC'de getiririz bir şey oraya. Kestirmedim. Oradan da bir fiyat alalım soralım. Köşeli mi daha mantıklı olacak düz mü? Bence düz ya. Ya bu çok güzel oraya tutturulduğu zaman şöyle hepsi bir araya gelebilir sadece. Hani o açıdan iyi ama mesela şu kısmı daha uzun olsa daha iyi olur bize. Hani bir kısmı tam o sopayı şöyle tutacak. Öbür kısmı daha uzun hepsi birbirine geçebilecek. Çok pratik olur. Yani burada yaptırmayacaksak, yani buradan bunu almayacaksak CNC daha mantıklı gibi geliyor. Yani tam istediğimiz gibi değil. O yüzden... Yok yok bizim çözümümüz burada değil. Ben... Özel bir parça yaptırmak gerekecek herhalde orası için. Burada fiyatlar da biraz uçuk yani şu 48 lira olmamalı. Bu nalburlarda hani 4-5 liralık şeyler ne bileyim bana biraz pahalı geldi. Eagle lazer kesim sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Evet burada evet konuşalım aşağı dışarı çıkalım önce. Evet arkadaşlar burada fiyat tabii çok daha uygun oldu hem de tam istediğimiz ölçüde bir parça kestirip yapabileceğiz. Orada hatırlıyorsunuz o ufak bir parça 34 lira gibiydi ve ondan bir alan birleştirmek için 5 tane gerekliydi. Burada 5'inin birden gerekli olan parçayı neredeyse oradaki bir parça fiyatına çıkartabiliyoruz. Zaten çizimler olmadan yüksek söyleyeyim ki dedim evet. Mahcup olmayalım. Mahcup yani bir çizimlerini yapıp şimdi gönderip o parçaları da burada yaptıracağız. Evet bugün böyle bol dolaşmalı oluyor. Şimdi bir koca ustaya doğru gidiyoruz. Videoda söylemiştik size daha önceden. Bir koca ustayla tanıştıralım. Bir de ona bu tam bir malzemeleri söyleyelim. Hangisiyle daha iyi olur? Nasıl bir yol izleyelim? Bize biraz akıl versin. Çünkü ona göre artık yani parçaların işte boyutlarını belirleyip kestirip gerekli yerlere gerekli ücretleri verip işte satın alıp başlamamız gerekiyor. Allah büyük ev yapanın yardımcısı olurmuş değil mi hocam? Sonuçta ev yapıyoruz. Evet. Beklemek gitti mi? Koca Usta'nın atölyesine geldik. Hayırlı cumalar abi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hocası da. Ne oluyor? Ya bakıyorum bir şey yok. Arkadaş. İcra memuru geldi. Kapıya. Merhaba Deniz abi. İnşallah birlikte bir şeyler yapacağız Mücahit'le. O da sana getirdi bizi abi. Bana bahsettim ya. He. Onlar yuvarlak. Aha yuvarlak. Onlar da artık dönmedi. Döndü mü? Yok, dönmedi. Yok, atma yok. Dönmedi. Atma. Öz ya. Öz. Onlar yuvarlak. Onları ortadan bitsek. İkiye bölsek hani bir yüzleri böyle düz olsa. Şimdi biteriz. Biçtikten sonra döner mi bunu da bilmem. Deneriz yani. Bir de onun üstüne de böyle çıkmak lazım. O sıva yaparken muva yaparken de mukavemetli olması lazım. İnceliyor o ya. Yuvarlak olunca çıkılır mı onun üstüne? Çıkılır. Yani dartar insan dartar. Dartar. Ama onun onlar ondan mı bu iskeleti yapacağız yuvarlaklarda? Evet yani şimdi sen yönlendireceğim biraz biz abi. Ondan yapalım diyoruz. Ucuz ağaç var. Hı-hı. Bir yerden ucuz geliyor ya. Geliyor mu, aslında normal keresteye göre ucuz yani. Ucuz ucuz. Odun parası. Ama baktığında da tornadan çıkmış gibi bir malzeme. Çok güzel bir malzeme. Ondan aklımıza geldi.
güzel olur diye düşünüyoruz. Sen fikir, bu işte kompetan sensin. Sen bizi yönlendir, şöyle yapalım, böyle yapalım de. Biraz da o zaman biz kaçtık. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Allah yamaz olun. Bu işte sponsorumuz sensin. Hadi görüşürüz. Abi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz abi. Evet arkadaşlar, Koca Usta sağ olsun, orada çok güzel çalışmalar yapacağız. Şimdi ilk yapacağımız şey, tam şöyle göstereyim. Şuradan bir parmak gibi bunun üstünü komple kesmek. Böylelikle burasında düz bir zemin elde edeceğiz. Ve CNC'de kestireceğimiz ve bunları böyle birbirine tutacak parçalar bunlara daha iyi oturacak. Ve böylelikle ana iskeleti oluşturabileceğiz. Arkadaşlar ilk etapta zaten biliyorsunuz 4 tane domaya düşünüyoruz. Onların nerede olacağını, aslında neyin nerede olacağını kafamızda planladık. Onunla alakalı da sürekli aslında çalışıyoruz. 4 tane domaevi kondurmakla başlayacağız işe. Tabii ilk önce bir tanesini yapacağız. Ondan sonra çevre düzenlemesini yapacağız. Sonrasında da diğer domaevleri tamamlamakla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle temelimizi atıp işe başlayacağız. Temelin sağlam olması lazım. Çünkü bu şekilde ahşap yapılar sağlam olmazsa içinde dolaşırken, üstünde dururken veya gıcır gıcır sağa sola yamuluyor. Biz kesinlikle öyle bir şey yapmayacağız. Son derece sağlam. Zaten zemini beton olacak. Ama taşınabilir bir beton olacak. Öyle enteresan fikirler var. Ya şöyle bir şey de var. Biz hiçbir şekilde hazır bir şey alıp kullanmıyoruz. Her şeyi kendimiz elimizle yapıyoruz. Çizimleri de kendimiz yaptık. CNC'de kesilecek parçaları da kendimiz tasarladık. Komple dom evi de kendimiz tasarladık. Aslında şu an biraz şeyden de çekiniyoruz. Şimdi bir tane yapmamızın sebebi o. Tamam çizdik bunu bilgisayarda, oluyor ama gerçekte olacak mı? Evet. Pratik yani... biraz teoriden farklı olabiliyor. Farklı olabiliyor. Burada da onun için biraz endişeliyiz aslında. Yani her şey kafamızda planladığımız gibi gitmeyebiliyor. Biliyorsunuz bazen evdeki hesapla çarşıya uymuyor. O nedenle ilk önce bir tanenin tamamlanmış halini gerçekten çok merak ediyorum. Yani işler yolunda gidecek mi, yapabilecek miyiz? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Çünkü bazen bir yola doğru yürürken orada yol esnasında bazı değişiklikler yeni yollar çıkabiliyor. Artı sizden şöyle çok güzel tavsiyeler geliyor. İşte fare vesaire bu tip şeyler için yapıyı birazcık daha işte yüksekte mi yapsanız? Ya da işte yüksekte olacak. Evet, her yaş için kullanıma rahat olacak mı? Ya da her işte, yaş için kullanıma uygun olacak. Evet, yani dom ev belli bir yaş grubuna hitap eden bir şey değil. Herkesin çok rahat. Yani köy evini nasıl kullanıyorsak aynı şekilde kullanabileceği bir yapı olacak. Hayal ettiğimiz zaten böyle bir şey. Yani şöyle aslında özetleyebilirim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Az önce gösterdiğimiz tahtalardan iskelet oluşacak. O iskelet arasına içeriden kontur plak, üçgenler gelecek. O üçgenin üstüne cam yünü gelecek. O cam yünün üstüne OCB diyorlar galiba. Bir malzeme hem izolasyon için kullanılıyor hem de yapı için kullanılıyor. Üstüne de cam yününün onlardan kaplanacak. Onun üstüne bir yapı kimyasalı sürülüp üstü işte tel geçirilip sıvanacak. Böylelikle zaten orası çok güçlü bir yapı olacak. Camlar da bu normal bildiğiniz çift cam pimapen olacak, işte oraya uygun kestirilecek, yapılacak. Yani yaz kış kalınabilecek bir yer olacak. Yazın serin, kışında sıcak olan aslında bir köy evi olacak. İlk etapta dom evleri kuracağımız yerleri belirledik zaten kafamızda ama artık oraları birazcık daha belirginleştirmek için de temellerinin olacağı yerleri kazacağız. Oraları belirginleştireceğiz. Sonrasında da artık bedensel çalışmalar yavaş yavaş başlayacak. Aslında orayı temizlerken çalışacağız. Şimdi Müco ile şimdi kepçe getirmek istemedik başta. Çünkü kepçe daha sonra zaten oradaki göleti daha büyütmek için gelecek. Biz kendimiz kazma kürekle bir temel yerini hazırlayıp kalıp çakıp çimento dökeceğiz. Yani biz bu projeyi yaza kadar, aslında yaz başına kadar yetiştirmek istediğimiz için çok yoğun bir tempo bizi bekliyor. Çünkü sadece yapıların kurulması da bitmiyor. Yani içi var çok sonra. Evet, içi var. Çok planlı gitmemiz gerekiyor. Buradan da çok sık zaten bu konuyla alakalı video paylaşıyor olacağız. Aslında her hafta yapacağımız şeyin planını size önceden söyleyeceğiz. Bu hafta bunu yapıyoruz. Kim nerede hangi konuda bize destek olabilirse mutlulukla destekleri sevgiyle kabul edebiliriz. Bir arada olmamız için de fırsatlar olur. Bu arada şunu da bir sormak istiyoruz. Biz çünkü burada biraz aslında şey kaldık. Kararsız kaldık. Sizce dom evin içinde şömine mi olmalı? Soba mı? Yoksa bizdeki gibi böyle
cam ateşi gördüğünüz bir soba mı olmalı? Biz şu an ikisinin arasındayız. Acaba içeri şömine mi kursak yoksa işte bizim ama fırın tarafı olmayan hani daha ufak da bir dom eve girebilecek gibi gene önü cam ateşi izleyebileceğiniz bir soba mı olmalı? Bu konuda da fikir verirseniz çok seviniriz. Evet. Soba mı şömine mi? Arkadaşlar biliyorsunuz Sevgi Köyü projesi tam gaz devam ederken bir yandan da kendi ürettiğimiz ürünlerin satışı için de aslında başladık. Yeni ürünler bize öneriyorsunuz. Son canlı yayında bunu konuşmuştuk. Evet, fındık ve fındık ezmesi. Fındık ve fındık ezmesi. Fındık zaten eklendi. O direkt mücahitlerin fındık başları olduğu için o konuda sıkıntı yok. Fındık ezmesi için de çalışmaya başlıyoruz. Siz muhtemelen bu videoyu izlerken yüklenmiş bile olabilir. Ayrıca bir tahin şeyi de var. Ama gidip görmek istiyoruz önce. Evet, tahin biz yapmıyoruz şimdi. Müco çok övdü. Büyük ihtimal tek bizim yapmadığımız ürün olacak. Eklediğimiz tahin. Çünkü pekmez de çok güzel oluyor. Bütünlemek istediğimiz için. Yani böyle çikolata olayım. Kreması gibi oluyor. Çok enteresan. Öyle dut pekmezi, üzüm pekmezi gibi bir pekmez değil çünkü. Evet evet. Yani şeker pekmezimiz. Pancarı pekmezi gerçekten çok lezzetli. Çok keyifli yiyebildiğiniz bir şey. Yoğunluğu çok güzel. O yüzden tahinle birlikte de çok rahat tüketebileceğimiz bir şey olacak. Evet. Bu arada yani çok soruluyor Instagram'dan vesaire bu konuda çok mesaj alıyoruz. Instagram üstünden doğrudan sipariş verebilirsiniz. Direkt DM üstünden. Ya da Shopee üstünden kredi kartıyla satın alabilirsiniz. Adresinizi vesairenizi girip. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bam bam hoşça kaldı. Hoşçakal. Hadi dostlarımıza da. Bir tane daha. Açamıyorum. Üç. Sen mi açıyorsun? Vallahi hiç açamıyorum. Hadi. Üç. İki. Bir. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Koçtaş'ta bu tip yapı marketlerinde fiyatlar çok pahalı. O yüzden CNC tezgahlarında bunları yaptırmamız çok daha hesaplı olacak gibi gözüküyor. Ya en azından Deniz ve Müjo'dan aldığım bilgi bu şekilde. Öpeyim mi? Oh. Kız abla mı oldun sen? Kafanız aynı boy. Bu niye gülüyor? Murat Deniz. Murat Deniz. Bulut mu diyorsun? Güneş, bulut. Evet aşkım. Güneş doğdu. Sabah oldu değil mi? Sabah oldu. Seni sevdim kardeş. Sevdi seni. Oldu şimdi.